Gitmişti makamı arzu hal için. Bey dedi, yutkundu, eğdi başına. Bir azar yedi ki oldu o biçim. Şey dedi, yutkundu, eğdi başına. Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı. Gözler çakmak çakmak, benzi sapsarı. Bir baktı konağa alttan yukarı. Vay dedi, yutkundu, eğdi başına. Çekti ayakların kahveye vardı. Çıkardı tabakasın, sigara sardı. Daldı, neden sonra garsonu gördü. Çay dedi, yutkundu, eğdi başına. İçmedi, masada unuttu çayı. Kalktı ki garsona vere parayı. Uzattı çakmağı ve sigarayı. Say dedi, yutkundu, eğdi başına. Döndü, gözlerinde bulgur bulgur yaş. Sandım can evime döktüler ateş. Sordum, memleketin neresi kardeş? Köy dedi, yutkundu, eğdi başına. Yürüdü, kör topal çıktı şehirden. Ağzına küfürler doldu zehirden. Salladı dilini, vazgeçti birden. Oy dedi, yutkundu, eğdi başına. Oy dedi, yutkundu, eğdi başına. Can üzünden besmeli çekenden, dil yanmazsa ben yanarım sultanım. Hak uğruna bir sefere çıkanda, yol yanmazsa ben yanarım sultanım. Hak uğruna bir sefere çıkanda, yol yanmazsa ben yanarım sultanım. Göz utanır gönül dostu görünce, can tutuşur candan selam verince. Bülbül olup bir bahçaya girince, gül yanmazsa ben yanarım sultan, canım sultanım sana kurban. Gül yanmazsa ben yanarım sultanım, canım sultanım sana kurban. Aşıklık içimde doldu zaman, taş yanar gözyaşım yandı zaman. Mızrabım sazıma değdi zaman, tel yanmazsa ben yanarım sultanım. Alev alev ruhta, canda bu ateş. Bakmakla görülmez bende bu ateş. Bırakılsa hangi günde bu ateş? Yıl yanmazsa ben yanarım sultan, canım sultanım sana kurban. Yıl yanmazsa ben yanarım.
sultanım, canım sultanım, sana kurbanım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilinize sağlık. Allah razı sağlık. Olsun. Sizin de dilinize sağlık. Abdurrahim Karakoç'un iki güzel şiiriyle giriş yapmış olalım. Efendim bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Kahraman Kazan Belediye Başkanı, değerli hocamız Serhat Oğuz Beyefendi teşrif etti. Sağ olsun, Allah razı olsun. O yoğun gündemi içerisinde sizlerle buluşturma imkanı verdi bize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Allah razı olsun. Böyle siyasi bir gündemden sonra böyle gelip şiirle, müzikle iç içe olmak bizim için çok büyük bir keyif. Tabii bir belediye başkanının şiirle, müzikle, sanatla iç içe olması, eğitimle iç içe olması bence o halk için çok büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Ne İnşallah. Dersiniz? Tabii insanı yakından tanıyarak geliyorsunuz. Sonuçta insanın işte ilkokulu, ortaokulu, lisesi, o evrelerini geçirdiğiniz için onların sizden ne istediği, ne beklediği, nasıl gördüğünü az çok tahmin ederek hareket ediyorsunuz. Öğretmenlikten siyaset bence bir avantaj. Yani evet. İnsanı tanıyarak eğitim süreçlerini göre göre geldiğiniz zaman, çünkü siyasetin ana malzemesi de insan. Hizmet kitlesi de insana hizmet ediyorsunuz. Hizmet ettiğiniz kitlenin sizden ne beklediğini bilmek de çok önemli. Kesinlikle. İşte orada da eğitimci kimliği size büyük bir yol gösterici aslında. İnsanların taleplerini anlamak açısından. Doğru. Siyaseten de 20 sene, 22 sene Kahraman Kazan'da öğretmenlik yaptıktan sonra siyasete girince şunu fark ediyorsunuz. Gittiğiniz her evde diyorlar ki ya işte benim gelinim senin öğrencinde, benim damat senin öğrencinde, benim oğlan senin öğrencinde. Şunu fark ediyorsunuz, tabii Kazan 57 bin nüfuslu bir ilçe. Böyle bir ilçede 20 sene öğretmenlik yaptıktan sonra siyasete girmek de bir avantajmış. Onu görüyorsunuz. Çünkü insanlara ulaşmak siyasetin ana gayesi ve hizmet etmek. Öğretmenlik sizi geniş kitleler tarafından, birkaç kuşak tarafından tanınmanızı sağlıyor. Bu da önemli. Bir nevi tohumlar atılmış oluyor. Yani evet. Değil mi? Tabii eğitim süreci, eğitim öğretmenlik yaptığınız tabii. zaman siz sadece, yani benim biraz incelediğim kadarıyla diyeyim, standartlarda bir öğretmenle karşı karşıya değildik biz. Siz en dikkatimi çeken şey şu, teşkilatçı bir evet. Öğretmen, milli eğitim mensubu ve STK'ları önemseyen, STK'larla da hizmet sürecine girmiş bir kişisiniz. Hani niye? Yani derdi neydi Serhat Oğuz? Hasan Bey, derdim neydi? Ben üniversiteyi kazandım. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesini kazandım. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümüne gittim. Kapısını çaldığım kurum Milli Gençlik Vakfı'ydı. Evet. Buradan giderken bazı abilerimiz dediler ki işte Milafa Partisi'nin genç teşkilatlanması var. Milli Gençlik Vakfı'na gidin, onlar size yardım ederler. Biz oraya gittik. Bize onlar sahip çıktı. Yol gösterdiler. Yatacak yer, kalacak ev. Evet. Hiçbir şey beklemeden bakardım böyle. Dedim ki ya bu insan kimisi öğretmen, kimisi esnaf, kimisi yönetici. Hı hı. Hali vakti yerinde olan insanlar da var, fakir insanlar da var ama salı günleri mesela sohbet olur, bir toplanır herkes. Toplumun her kesiminden insanlar. Biz de oradayız. Kendimizi öyle bir ortamın içerisinde bulduk. O insanların ne beklentisi vardı? Hiçbir beklentisi yoktu. İstedikleri tek şey ne? Okuyan öğrenciler bu memlekete faydalı olsunlar. Ana fikir buydu. Evet. Allah'ın dinine hizmet etsinler. Bayrağımıza hizmet etsinler. Vatanımıza hizmet etsinler. Faydalı insanlar olsunlar. Mesela ben üniversite o dönemlerde okurken bir tüpçü abimiz vardı bizim. Tüp işiyle meşgul. Evet. Tüp satıyor. O zaman tabii doğal gaz çok yaygın değil Türkiye'de. 94'ten 95'ten bahsediyorum. Bana burs verirdi. Şimdi ya ondan aldığımız, atıyorum bugünün parası belki 150-200 Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Tabii. O burs ya bize dışarıda yani hamdolsun ailemiz bizi kimseye muhtaç etmiyordu ama oradaki espri farklı. Yani onu kesinlikle. Sahipleniyor. Senin sorumluluğunu orada hisseden birileri var. Evet. Ve bunu sana küçük de olsa gösteriyorlar. Şimdi sivil toplum kuruluşlarını, devlet yapısının dışındaki bu STK'ların bu misyonları kaybolmaması lazım. Şimdi evet. Son dönemlerde yani cemaat adı altında bir takım yapılanmalar Türkiye'de hayal kırıklıkları, hainlikler yaptılar maalesef. Ama şimdi bir hata yaptı diye, bir insan bir cinayet işledi diye bütün insanları suçlu ilan etmek
hak ve adalet ölçüsüne uygun değil. Evet. Dolayısıyla Allah'ın rızasıyla hareket eden STK'larımız, vakıflarımız, derneklerimiz, Diyanet Vakfımız tabii gibi. Diyanet Vakfımız gibi bu tip yapılanmalar muteberdir. Bu tip yapılanmalar toplum nezdinde gerçekten güzel işler yapmaktadır. Kötüye meyledenler, yanlışa meyledenler olabilir. Bunlar da hem hak nazarında, hem halk nazarında, hem de hukuk nazarında cezalarını inşallah çeksinler. Tabii. Çekiyorlar da. Dolayısıyla hani o dönemde Milli Gençlik Vakfı hayatımız önemliydi. Bizi bir yere getirdi. Sonra sendikacılık, öğretmenlik hayatımız başladı. Hı hı. Kendi bulunduğumuz bölgede eğitim bilisinin teşkilatlanmasını yaptık arkadaşlarımızla birlikte. Sonra yine sesli düşünme platformu... Bunlar çok genç yaşlarda yapıyoruz aslında değil mi? İşte 2003-2004 öğretmenliğe başladıktan sonraki süreçlerde. Hı hı. Bunlar oluyor. Biz sendikacılık... İlim yayma süreci gelişiyor. Sonra arkasından İlim Yayma Cemiyeti'nin Kahraman Kazan Şubesi'ni arkadaşlarımızla birlikte kurduk. Ve diğer STK'larla da zaten yine iç içeyiz. Bir takım etkinlikler, programlar yapmaya devam ediyoruz. Bunlar güzel şeyler. İşte biz de az önce dediğim gibi, biz üniversite öğrencisiyken, lisede öğrenciyken bir yerlerden destek gördük, istikamet gördük. Bazı kitaplarla onların sayesinde tanıştık. Necip Fazıl'ı bize onlar tanıştırdı. Evet. İşte rahmetli Abdurrahim Karakoç'la ben yüz yüze bir defalarca görüştüm mesela. Yine o vesilelerle görüştük. Evet. Oralarda görüştük kendisiyle. Dinleme imkanımız oldu. Bu tip platformları biz de kendi gittiğimiz yerlerde oluşturmaya çalıştık. Aslında bütün mesele bu. Başkan olduktan sonra da... Ne değişti hayatta? Başkan olduktan sonra da bu çemberi biraz daha genişlettik. Şimdi sivil toplum kuruluşlarıyla uğraşırken örneğin eğitim bir sene kurmuşuz. Eğitim bir sene öğretmenlerle ilgili faaliyetleri var. İlim Yayma Cemiyetimizi kurduk, çember daha da genişti. Toplumun her kesimiyle, özellikle öğrencilerle geniş bir iletişim ağı kurduk. Hı hı. Onlara hem akademik kursları veriyorduk mesela biz, hem dini eğitimler veriyorduk. Hı hı. Hala devam ediyor zaten bu çalışma. Hem öğrencilere burs veriyorduk mesela, evet. İlim Yayma çatısı altında. Belediye başkanı, siyaset çok daha farklı bir kulvar. Siyasete girerken ki ana unsurumuz, yani yine bizi motive eden ana güç şuydu. Bir kere ben Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Evet. Yani ilk seçildi 94'te. Biz de o zaman Milli Gençlik Vakfı'nda arkadaşlarla İstanbul'a gitmiştik. Bizi orada misafir etmişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Orada bir böyle bize bir konuştu. Yani zafer kazanmış bir komutan gibi, evet. Konuştu. Oradaki konuşması, motivasyonu, seçimi nasıl kazandınız diye biz soruyoruz başkanım. O anlatıyor falan. Hepimizi etkiledi ister istemez. Hepimizin kafasında bir, tabii, bir ışık koydu. Yani rahmetli, evet, Necmettin Erbakan hocamız da o tarihlerde, yani seminerler düzenlerdi. Orada da siyasetin ne anlama geldiğini Müslüman hayatında bize anlatırdı. Dolayısıyla siyaset bizim hayatımıza, yani zihnimizin arka planında hep vardı. Siyasetsiz bir hayat olmayacağı gibi bir Müslüman da, yani politika demiyorum ama siyasetin içinde zaten hayatın kendisi baştan sona yönetme ve yönetilme süreci. Dolayısıyla yönetimin olduğu her yerde siyaset de var. Evet. Dolayısıyla hani öğretmenlik yapıyoruz, STK'larla uğraşıyoruz. Siyasete niye girdik? Yaptığımız işi bütünlemek için girdik. Şimdi siyasetçi, belediye başkanı olduk. Hayatımızda ne değişti? Yaptığımız çalışmaları daha da ivme kazandırdık, genişlettirdik. Burs diyordum mesela. İlim Yayma Cemiyeti'nde 20 tane, 30 tane öğrenciye burs veriyorduk. Şimdi 300 tane öğrenciye burs veriyoruz. Nasıl yaptık hocam? Yani Sayın Başkanım ve hocamı ben karıştırıyorum. hani ikisi de önemli tabirler diye düşünüyorum. Eyvallah. Nasıl yaptık? Mesela 300 öğrenciye nasıl çıktı? Nasıl bir yapıyla, şekilde yaptık ki? Hani belki bunu yapmak isteyen, bizi izleyen diğer belediyeler olabilir. Belediye çalışanları, başkanları olabilir. Örneklik teşkil etsin. Sonuçta iyi olan şeylerin paylaşılması, evet, lazım diye düşünüyorum. Yani burs, belediyeler kendi bütçesinden 2006-2007'ye kadar burs verebiliyorlardı. Hı hı. Fakat bir mahkeme kararı var. O yüzden veremiyorlar. Hı hı. Biz de bunu biliyoruz tabii. Belediye bütçesinden vermiyoruz biz bursları. Biz bir dernek kurduk. Yani işimiz zaten, hayatımız dernek vakıf, evet, kurma. Bir dernek kurduk. Kahraman Kazan Eğitim Kültür Derneği adı altında. KAHEK diye. Bu dernekte de çok gönüllü böyle arkadaşlarımız var. Başında da bugün Harun Candan isimli çok değerli bir kardeşim var. Selam olsun. Dernek başkanımız. Hep birlikte bu yapı oluşturuldu. Ben de o derneğin bir efendim mensubuyum, üyesiyim, çalışanıyım, gönüllüsüyüm. Ve bu dernek üzerinden hayırseverlerimiz bağışlarını derneğe veriyorlar. Dernek de bunları öğrencilere dağıtıyor. Çok. Sistem bu kadar.
Çocukları nasıl belirliyoruz? Ders burs vereceğimiz öğrencileri nasıl belirliyoruz? Şöyle, şimdi yerleştirme dönemleri oldu mesela Ağustos ayı. Biz Eylül ayında muhtemelen müracaatları alacağız. Arkadaşlarımız internet üzerinden Kahek, kahek.com isimli bir sitemiz var. Oraya giriyorlar, müracaatlarını yapıyorlar. Evet. Kendi bilgilerini giriyorlar. Girdikten sonra da bir mülakat süreci başlıyor. Ekonomik olarak bize bildirdikleri verilerin doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Mülakat komisyonumuz, dernek yönetimindeki arkadaşlarımızdan oluşuyor. Mülakatını yapıyor. Kaç kişi müracaat etti bize? 500 kişi. Kaç kişiye burs vereceğiz? 300. Ekonomik durumunu yukarıdan aşağı doğru arkadaşlar sıralıyor. Evet. Kahraman Kazan'da oturma şartı dışında bir şartımız yok. Ailesi Kahraman Kazan'da. Kahraman Kazan'da oturacak. Bu çocuklarımıza burs veriyoruz. İlk sene 150 öğrenciye verdik. Bu sene işte 2020-2021 sezonunda 300'e çıktı bu sayı, ikiye katladık. Bu sene yani 2021-2022 sezonunda Allah nasip ederse biz niyetimizi öyle aldık, 600 öğrenciye vereceğiz. İnşallah. Ve bu bir dahaki seneye 1000 kişiye çıkacak. Bu benim hayalim. Yani bunu çok önemsiyorum ben. Dedim ya hani işte İsmail abinin bize verdiği ufak tefek bursların bizim için ne kadar kıymetli, değerli olduğunu hatırlayarak. Dolayısıyla biz de bu çocuklar sadece bankaya gidip bu parayı alıyorlar. Şeyi bilmiyorlar. Yani işte filanca mı verdi, falanca mı verdi? İki defa yılda bir araya getiriyorum onları. Burs verenlerle burs alanlar bir araya geliyor. Orada konuşuyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Çocuklar sadece orada onu görüyorlar. Şöyle bir şey de yaşamasınlar. Yani vermenin de bir adabı var. Evet. Verirken kaybetmemek lazım. Çocukları rencide etmeden, üzmeden hesap numaraları açtırdık onlara biz. Ayın 12'si, 13'ünde burslar hesaplarından yatıyor. Sadece orada K2 görüyorlar. Kahraman Kazan Eğitim Kültürel Anlaşma Derneği'ni görüyorlar. Onun dışında başka bir şey yok. Yılda da ilk defa kendilerine burs veren iş adamlarını görüyorlar. Çok güzel. Nokta atışları yok yalnız. Hani atıyorum 20 tane iş adamımız var, 300 tane de öğrencimiz var. Objektif olmaya çalışıyoruz. Burada bir samimiyet ortaya koymaya çalışıyoruz. Şeffafız. Yani ne kadar bu dernek, ne kadar bağış toplamış, ne kadar dağıtmış, bunların hepsi zaten dernekler masası tarafından denetleniyor. Biz de kamuoyuna bunu zaten arkadaşlarımız açıklıyor. Yani netice itibariyle böyle bir model ortaya koymaya çalıştık ve çok da güzel gidiyor şu anda. Çok güzel. Bu hani insana yaptığımız her şey küçük de olsa bizi çok mutlu ediyor. Ya şöyle düşünüyorum. Aslında küçük diye bir şey olmadığını düşünüyorum. Mesela işte tüpçü İsmail abi örneğinde olduğu gibi herkesin hayatında bir tüpçü İsmail abi zaman zaman dokunsa o onu tamamen değiştirebiliyor. Böyle kilometre taşı dediğimiz kişiler hayatımızda olabiliyor. Evet. Böyle dokunuşlar olabiliyor. Bu 300 kardeşimizin de kilometre taşı inşallah bu hayır sahipleri olur i̇nşallah. Ve daha da çoğalır. Ama şu da dikkatimi çekiyor. Çocuklara yönelik yaptığınız işler var. İşte kurslar ve onların özellikle çocukların hemen ulaşabileceği ortamlar hazırlıyorsunuz. Bundan da bahsetseniz olur mu? Yani bir kere her eğitim öğretim yılı başında geldiğimden beri birinci sınıfa başlayan bütün çocuklara kırtasiye setleri hazırlatıyorum. Kırtasiye çantaları böyle. Evet. Okul başladığında masalarının üzerinde o çantalar oluyor. Çok güzel. Böyle kırmızı kırmızı güzel böyle bir şeyle hazırladık, çocuklara verdik onu. Şeyi çok bayılıyorum ona. İlk gün bütün öğrenciler okula başlıyor. Yaklaşık 1000-1500 öğrenci okula başlıyor. Okuldan dönüşte herkesin elinde kırmızı çantalar oluyor. Kahraman Kazan sokaklarında onları görünce çok hoşuma gidiyor. Hele bir de bazen anneleri, babaları mesaj atıyor. Başkanım hediyenizi alın, teşekkür ederiz diye. O çocukları ilk gün okulda böyle bir hediyeyle karşılamak beni manen çok mutlu ediyor. Benim eşim de öğretmen, o da ana sınıf öğretmeni. Yani çocukların içindeyiz, çocukların dünyasındayız. Onların ne kadar mutlu olduğunu görünce ben de çok mutlu oluyorum. Okullarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılama konusunda çok ciddi manada çalışmalarımız var Hasan Bey. Mesela geçtiğimiz günlerde görevden işte ayrıldı Sayın Bakan Profesör Doktor Ziya Hocamız. Kahraman Kazan'a gelmişti geçen hafta, önceki hafta. Kahraman Kazan'da mevsimlik tarım işçilerine biz Türkiye'de ilk defa gezer sınıf yaptık. Belediye olarak biz yaptık onu. Sınıf, bildiğiniz sınıf yaptık, böyle portatif kurduk. Öğretmenleri Milli Eğitim ayarlıyor. Zaten bakanlığın bir projesi bu. Evet. Biz de lojistik destek verdik onlara. Sayın Bakanımız geldi. Orada öğrencilerle gezer sınıfımızda, portatif sınıflarımızda
açık hava derslerimizi çocuklarla ders yaptı. Çok mutlu olduk. O çocuklar Urfa'dan gelen çocuklardı. Evet. Yani 250 tane aile var orada. 87 tane öğrenci var. O çocuklar da bizim çocuklarımız. Kesinlikle. Onlar için de orada bir ortam hazırladık mesela. Kahraman Kazan'daki evlatlarımız için de yani kitap desteği veriyoruz. 8. sınıf, 12. sınıftaki çocuklarımıza geçen sene kitap dağıttık. Deneme sınavları yaptık. Eğitim öğretim malzemeleri veriyoruz. Mahalle kültür evleri kuruyoruz mesela. Bir tanesini bitirdik. İkincisi bitmek üzere. Ne temel demek mahalle kültür evi? Ya buradaki amaç ne? Hani nasıl bir eksiklik gördük? Yani böyle Hasan Bey şöyle, benim bir düşüncem var. Hani eğitimci olarak düşüncem var. Hatta bir de kitap yazdık. Konuyla, okul odaklı eğitim isimli bir kitap da kaleme aldık. Bunu Sayın Bakanımız göreve geldiğinde hocamıza kendim bizatihi gidip bakanımda takdim edip anlatmak nasip olmuştu. Ya eğitimi büyük binalardan kurtarıp Osmanlı'nın yaptığı gibi mahallelere yaymak ve küçük binalarda birebir insanla daha çok ilgilenmemiz lazım. Böyle bir model. Eskiden hangi okula gidiyorsun sorusu yok. Kimin öğrencisisin, kimin talebesisin sorusu var. Şimdi hangi okula gidiyorsun? Şimdi benim çocuklarım da okullara gidiyorlar. Hangi okul? Eskiden öyle değil ki. Kimin öğrencisisin sen? Filancada, ya da ben şunun talebesiyim. Talebesiyim. O size büyük bir referans oluyor. Filan hocanın talebesi oluyorsunuz. Şimdi filan okulun öğrencisi oluyorsunuz. Doğru. Mahalle mektepleri modeli gibi. Mahalle kültür evleri aslında bizim mahalle mektepleri düşüncemiz, hayalimiz. Mahalle kültür evlerinde ne yapıyoruz? Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, yabancı dil, müzik, resim, el becerisi, yaz dönemlerinde Kur'an kursları, hanım kardeşlerimize yönelik kurslar. Orası bir nevi eğitim ve kültür evi bizim evlerimiz. Buralarda görev yapan arkadaşlarım da zaten yani belediyemiz bünyesinde öğretmen arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz burada da. Böyle bir misyonu yerine getirmeden istiyoruz. Birinci bitti, ikinci yolda, üçüncüsünün ihalesini yaptık şimdi. Toplam 5 tane olacak bunlardan. 5 merkez mahallemize kuracağız. Not kaygısı yok. Yok yok. Gelecek öğrenci mutlu bilgisini alacak. Belki kendi yeteneğiyle alakalı alanları desteklendiğini görecek. Tabii gençlerde bir rahatlık, bir boşluk durumu da var. Evet. Herkesin elinde bir telefon, işte ne bileyim belki büyükler televizyon izlerken yanlarında dahi olsa, aynı odanın içerisinde olsa bile uzak gençler onlardan ya da çocuklar uzak. Bu tip faaliyetleri çok önemsiyorum ben çünkü toplumun içerisine de giriyor. Öğrenciler bu şekilde, gençler bu şekilde. Hem kendilerini keşfediyorlar enstrüman boyutuyla ya da resim gibi kültür sanat alanlarıyla. Hem de akademik bilgilerini bu şekilde okul dışı. Çünkü okul formasyonu içerisine girince bir farklı bir ciddiyeti var. İşte not kaygısı var vesaire varsa. Ama burada daha rahat olduklarını zannediyorum. Tabii, tabii. Çok güzel bir çalışma olmuş. Şimdi telefondan, internetten bahsedince... Bilmiyorum kaç ay oldu ama sosyal medyada, hatta görsel medyada dikkatimi çekmişti bir haber. İnternetle alakalı sizin özel bir çalışmanız var. Evet. Ve sadece Türkiye'de sizin yaptığınız bir şey var. Bunu duymak isteriz açıkçası. Kazan Benlet diye bir şirketimiz var bizim. Evet. Göreve geldikten hemen sonra işte bir iki tane değerli arkadaşım, bir tanesi belediye meclis üyesi arkadaşım geldiler. Dediler ki başkanım bir projemiz var. Bu projeyi biz daha önce de hani gündeme getirmek istedik ama nasip sizeymiş. Bir proje, ne projeniz dedim. Ya dedi bir Türk Telekom gibi, Süper Online gibi internet şirketi kuralım. Ondan sonra bu internette Kahraman Kazan'daki insanlarımıza ucuz bir şekilde verelim. Güvenli bir şekilde ve hızlı bir şekilde. Ya, hayatın vazgeçilmezi şu an. Vazgeçilmezi. Tabii ilk etapta belediye şirket kurup ticari bir yani bizim ticari kaygılarımız kamu hizmeti verdiğimiz için elbette zarar etmeyecek bizim kurduğumuz şirketler ama ticari kaygılar bizim birinci unsurumuz değil, evet. Motive unsurumuz değil. Asıl olan hizmet. Önce bir düşündüm, taşındım, şöyle bir yokladım, baktım insanların buna bir açlığı olduğunu gördüm. Sonra bizim sistem biraz farklı. Arkadaşlar kablolu sistemle değil de radyolu sistemiyle internet vermeyi düşünüyorlardı. Bu da çok önemli. Altyapısı olmayan yerlerde siz interneti rahat rahat verebiliyorsunuz. Bir verici koyuyorsunuz, 25 kilometrelik alanda interneti verebiliyorsunuz herkese. Evet. Tamam dedik, girdik işin içerisine, şirketimiz kuruldu, arkasından bir teknik ekip oluşturduk, ondan sonra bir müşteri hizmetleri kurduk, yazılım mühendisi aldık iki tane, çok güzel. Ofisimizi oluşturduk, işte teknik ekibimizi, müşteri hizmetlerimizi, saha ekibimizi, diğer ekipmanlarımızı tamamladık,
lisans boyutuna geldi iş. En önemli şey o zaten. Hmm. İnternet erişim altyapı lisans almanız lazım. BTK bir sürü şart istiyor sizden. Milli İletişim Teknolojileri Kurumu diyor ki güvenlik halkan ne olacak diyor, şunlar ne olacak, bunlar ne olacak diyor. O standartların hepsini yerine getirdik. Çok yani güzel. Uluslararası standartların hepsi yerine geldi. Bir hafta boyunca geldiler, bizi incelediler. Neticede biz o lisansı Allah razı olsun Sayın Bakanımızın destekleriyle, özellikle Bakan Yardımcımız Ömer Fatih Sayan Beyefendi'nin destekleriyle biz internet erişim altyapı lisansımızı aldık ve Türkiye'de bu lisans alan tek belediyeyiz. Çok büyük ses getirdi. Evet. Ve ondan sonra aldık, kendimize hedefler koyduk. Ya yani bir şirket yönetimi gibi dedik ki arkadaşlar birinci yıl hedef, ikinci yıl, üçüncü hedef koyduk. Biz birinci yıl olarak 1000 aboneyi kendimize hedef koymuştuk. Evet. Ben çok fazla belediye personelime falan bu anlamda şey yapmadım. Hani baskı yapmadık. Yok yapmadım katiyen. Çünkü kamu şirketiyim, personelin maaşlarını zaten ben ödemekteyim. Yani benim bir şeyim yok. Yani bir zarar edeceğim bir durum söz konusu yok. Değil. İnsanlar bunu tanıya tanıya tutsun. Bunun mayası böyle tutarsa daha sağlam olur diye düşündüm. Kurduk. Ben şirketi kurduktan hemen sonra iş adamlarımızdan telefonlar gelmeye başladı. Başkanım burada internet altyapısı yok. Biz burada işte şeyler kullanıyoruz. Telefonlarımızdan internet kullanıyoruz. Buraya bir internet getirebilir misiniz? Getirebilir misiniz? Bizim pratikliğimizi gören bizi aramaya başladı. Evet. Çünkü biz kabloyla uğraşmıyoruz. Dediğim gibi bir vericimiz var. Bir alıcı koyuyoruz. Buraya interneti getiriyoruz. Şu an 2500 abonesi var. Çok. Aylık 200-250 bin lira cirosu var. Taahhütlü cirosu 6,5 milyonu aştı. Ve talepler de bir hayli fazla. Evet. Şu an Kahramankazan'ın dışında da, yani önce tabii Ankara'nın ilçelerinde, sonra tüm Türkiye'ye genişleme yetkimiz var. Aldığımız lisans böyle bir lisans çünkü. Yani mübalağa etmeden söylüyorum. Bu şirket şu anda, biz satsak bu şirketi en az 5 milyon dolar eder. Yani bugün satsak bu şirketi. Evet. Ama biz satmayacağız. Satmak için kurgulamadık bu sistemi. Model olması için kurguladık. Sayın Bakanımız da Adil Kara İsmailoğlu Beyefendi de Kahraman Kazanımıza gelmişlerdi. Ömer Fatih Sayın Bakan Yardımcımız da gelmişti. Ömer Fatih Bey içeri girdi. Bakan Bey de girdi. Ya dedi biz lisansı verdik ama ben bu işi batıracağınızı düşünüyordum dedi. Girdi. Anlattık Sayın Bakanımıza ve Bakan Yardımcımıza. Ömer Fatih Bey dedik tebrik ediyorum. Ben bu kadar tahmin etmiyordum. Çok güzel oturmuş her şey burada dedi. Biz de mutlu olduk. Şu an çok güzel gidiyor. 2500 abonesi var. Önümüzdeki günlerde gençlerimizle ilgili de yine bir hayalimiz, bir düşüncemiz var. Onlara ücretsiz belli kotalarda internet vermeyi düşünüyoruz. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize özel bir tarife uygulamak istiyoruz. Onlar bizim çünkü baş tacımız Kahramankazan'da. Amacımız ticaret değil. Ucuz veriyoruz internet. Hani burada rakamları vermek istemiyorum ama ortalama piyasada ki tarifenin yaklaşık %30, %35 daha ucuzuna veriyoruz. Çok ve daha hızlısını veriyoruz. İnsanlarımız da sevdi bunu. Biz de sevdik. Bu sırtımıza vurup götürmeyeceğiz. Mahkeme kadıya mükleydi. Yarın Serhat da bu koltuktan gidecek. Ama geri dönüp baktığımız zaman bir kazan benleti kurmuşuz. Türkiye'de tek model. Evet. Bu bize mutluluk veriyor. Elhamdülillah. Yakınlarda sabit telefon lisansı da aldık. Yani sabit telefon hizmeti de verebilecek çok istersek. Güzel. Belediye bakış açısı değişmeye başladı demektir o zaman. Evet. Yani belediye sadece işte su hizmetleri, işte ben çok bilmiyorum ama tapu vesaire gibi şeyler değil. Ya da yol köprü gibi şeyler değil. Bazen görünmeyen, internet gibi görünmeyen şeylerin de ne kadar etkili olduğunu hani Kahramankazan özelinde görebiliyoruz. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Bir de şunu merak ediyorum. Mesela diyelim ki yurt dışından ya da yurt içinden bizi izliyor şu an izleyiciler. Evet. Kahramankazan'a ne için gelmeli? Gelmek istese ne görecek, ne görmeli? Ya geldiğinde nereleri gezmeli ya da neyin tadına bakmalı? Biraz bilgi isteriz. Şimdi Kahramankazan'ı bir kere Kahramankazan'ı da bir insan gibi düşünürsek bu insanın hayatını ikiye ayırmak lazım. Bir kazan olduğu dönem bir de kahraman olduğu zaman. Eyvallah. Dönem. Kahramankazan 1971'den itibaren artık belde statüsünde belediyelik olmuş bir yer. 87'de rahmetli Turgut Özal tarafından da ilçe yapılmış. Evet. Bir güzel, şirin Anadolu ilçesi. 57 bin nüfusu var Kahramankazan'ımızın ama 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının olduğu gece insanların gözleri tabii bir anda kazana döndü. Çünkü evet. Darbe kalkışmasının üssü, komuta merkezi
bizim o zamanki 4. Ana Cep Üst Komutanlığı idi. Evet. Hainlerin komuta merkezi orasıydı. Bu anlaşıldıktan sonra tabii o gece hepimiz ayaktaydık. Yani gecenin ilerleyen saatlerinde bu anlaşıldı. Biz hepimiz sokaklara döküldük kahraman kazandı o gece. Havaalanına gittik, oradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittik ve biz sabahı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde etmiştik mesela. Evet. Ama bir grup arkadaşımız da 4. Ana Cep Üst Komutanlığı'na gitti gece saat 2-3 gibi. Saat 4.05'te de Akıncı Üssü'nün önünde oradaki kardeşlerimiz hainler tarafından tarandı ve orada 9 tane şehidimiz, 92 tane gazimiz var. İnsanlar kahraman kazanan için gelmeli. Bir kere her şeyden önce 15 Temmuz Müzesi var. Yani o gece ne yaşandı? Bu çok önemli bir şey. Çok çok kesinlikle önemli bir şey. Yani 15 Temmuz gecesi yaşananları unutursak biz bize o geceyi tekrar yaşatırlar. Evet. Şimdi rahmetli Özal zamanında hep anlatırlar. Japonya'dan bir heyet gelmiş Türkiye'ye. Demiş ki Türkiye'deki eğitim sistemine bir bakın. Sizin eğitim sisteminiz hem çok böyle gelenekçi bir yapınız var hem de modern dünyaya açıksınız. Bir de demişler bizim sistemi inceleyin. Evet. Rahmetli Özal bir rapor istemiş onlardan. Raporu hazırlamışlar, gezmişler değişik yerleri, gelmişler rahmetli Turgut Özal'a arz etmişler. Demişler ki efendim her şeyiniz iyi, hoşlar. Siz de demişler, milli duygular eksik. Rahmetli demiş ki ya olur mu öyle şey ya, biz çok milliyetçi bir milli. Ya siz de demiş, milli duygular eksik. Peki demiş, bunu nasıl yapacağız, ne öneriyorsunuz demiş. Efendim demiş, biz çocuklar ilkokula başlarken Hiroşima ve Nagasaki'ye alırız, onları götürürüz. Götürürüz, bakın. Gördünüz mü burayı? Gördünüz. Çalışmadık, biz mücadele etmedik, yarışmadık, tembeldik, tepemize bomba düştü. Ondan sonra alırız, dünyaya mal olmuş büyük firmalara götürürüz. Onların işte Sony'si gibi, ne bileyim, o büyük Japon şirketlerini gezdiririz, devasa şirketleri. Görüyor musunuz? Eğer çalışırsak da böyle şeyler kurarız. Çalışmazsanız tepenize bomba yağar, çalışırsanız da işte siz buradan dünyaya teknoloji gönderirsiniz. Çocuklar diyor bunu ilk görürler, bir şok yaşarlar. Ve bilirler ki okulda çalışmadıkları zaman tepelerine atom bombası düşecek. Evet. Şimdi sizde de diyor, bizde diyor atom bombası yok ki diyor. Atom bombası düşen bir yerimiz yok diyor rahmetli. Olur mu diyor, sizin Çanakkale'niz var diyor. Çocuklarınıza diyor Çanakkale'yi diyor anlatın diyor. İşte şimdi dönüp baktığımız zaman. Kütülamare zaferi. Zaferimizi keşfettik. Rahmetli Halil Kutpaşa'yı. Evet. Şimdi kazanan insanlar niye gelmeli? Kazanan insanlar şunun için gelmeli. 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etmek için gelmeli. Orada da çocukların elinden tutup o gece yaşananlar kare kare fotoğraf orada var. Eğer biz bir takım şeylerden ders almazsak işte bizim uçaklarımızla bizim tepemize bomba yağdırırlar. Yine hainler, içimizdeki hainler. Dolayısıyla kazanımızın kahraman olduğu, aslında tüm Türkiye'nin kahraman olduğu o geceyi hissetmek için kahraman kazanımıza gelmeliler. Evet. Ben bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize hürmetlerimi sunuyorum. Ayrıca kahraman kazanımızda şöyle bir şey var. Etin başkentidir kahraman kazan. Evet. Yani sağlıklı, yerli, %100 kesimin yapıldığı bir yerdir. Marka oldu artık. Yani et orada özel bir müteşebbis tarafından yapıldı. Gerçi daha önce belediye tarafından işletiyordu 2000'li yıllarda. Et AVM var orada. Taze taze et kesiliyor. Et kesim yeri var. Hı hı. Kesim yerinden dinleniyor et bir gün. Oradan kasaplardan doğrudan doğruya halka satılıyor. Ve piyasadaki rakamların daha aşağısına satılıyor. Taze et yemek için kahraman kazana gelebilirsiniz. Önümüzde işte Eylül ayının başında kavunlarımız çıkar. Hı. Tatlı bal gibi kavun yemek için gelebilirsiniz kahraman kazana. Kazana niye gelmelisiniz? Türkiye'nin göz bebeği projelerinden bir tanesi Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin başkentidir. Uzay Havacılığı'nın başkenti Kahraman Kazan. HAP. Cumhurbaşkanımızın büyük projelerinden bir tanesi ve hızla hayata geçiyor. Bunun hayata geçtiği yerdir Kahraman Kazan. Göz bebeği projelerimizden Atak helikopterimiz. Ayrıca Milli Muharip Savaş Uçağımızın, Hürkuş'un yapım yerleri kahraman kazandır. Tayyip Tusaş kahraman kazandadır. Evet. Dolayısıyla uluslararası marka yani olmuş pek çok havacılıkla ilgili imalatın yapıldığı yer kahraman kazandır. Balımız vardır. Yani kahraman kazanda pek çok balcı vardır. Hem yan ürünler satılır. Propolis gibi, arı sütü gibi, polen gibi. Hem balın kendisi kahraman kazanda taze taze bulabilirsiniz. Evet. Ankara'ya 45 kilometreyiz. Hemen Ankara'dan işte Susuzu Sarayı yokuşunu iniyorsunuz.
taze domates bulabileceğiniz Ankara'ya en yakın yer. Taze şimdi sebzelerimiz çıkıyor, biberimizden tutun. Termal süreç de herhalde canlanmaya başladı. Evet, termal suyumuz da var. Termal bir tane hamamımız var. Termal tabii konusunda Kahraman Kazan şu an emekleme aşamasında. Suyumuz var. Bir tane termal otelimiz vardı. Belediyeye ait. Biz o oteli sattık. Özel bir müteşebbis aldı. Oteli yakında hizmet açacak. Orada termal hizmet verecek inşallah. Evet. Bir tane termal hamamımız var. Havuzumuz var. Belediyemize ait olan. Bu da yine termal bir havuz. Yüzme havuzu. Dolayısıyla... Peki çok özür diliyorum. Sözünüzü kestim ama. Sizin meydanları da önemsediğinizi düşünüyorum. Evet. Niye? Yani çünkü meydanlar önemli yani? Şehrin nefes aldığı yerler. Şimdi sıkış sıkış bir şehir düşünün. Yani Kahraman Kazan bir ova üzerinden kuruludur. Akıncı Ovası üzerine. Yani evler üzerine dizilmiş. Arada sokaklar var ama evet. Bütün sokakların açıldığı bir ferahlık, bir genişlik, insanların oturduğu, nefes aldığı, çoluk çocuk ailecek geldiği meydanlar önemlidir. Şehrin buluşma alanlarıdır, buluşma mekanlarıdır oralar. Dolayısıyla bir hani meydan projemiz var. Şu anda ihaleye çıktık. İhale süreci çok şükür başladı. 30 milyonluk dev bir proje bu. Belediyemizin öz kaynaklarıyla yaptığı bir projedir. Bu vesileyle Çevre ve Şehircilik Bakanımıza Murat Kurum Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Bu konuda bize gerçekten çok büyük destekler olmuştur. Bir meydan Kahraman Kazan'a kazandırıyoruz. Meydanda bir camimiz vardı. Evet. O camimizi hemen 150 metre aşağıdaki bir alana 2016-17 senesinde inşaatı başlamıştı. Yarımdı biz göreve geldiğimizde. Yaklaşık 2-3 milyonluk bir bütçeyle o camiyi tamamladık, ibadete açtık hamdolsun. O cami ibadete açıldıktan sonra meydanı şimdi rahat bir şekilde mimari olarak düzenleme fırsatımız, imkanımız oldu. 4460 metrekare üzerine, işte iki katlı otoparkının olduğu, içerisinde mescidimizi yine muhafaza edeceğiz inşallah. Mescidimizin olduğu park alanlarının, oturma alanlarının, kafeteryanın, sosyal etkinliklerin tabii olduğu, geniş bir havuzunun olduğu ama kışın donduğu zaman insanların çocukların paten yapabilecekleri bir alan. Şimdi burası şehrin merkezinde. Bir de şehrin hemen 700-800 metre, yaklaşık 1 kilometre aşağısında yaklaşık 200 dönümlük, 192 dönümlük bir millet bahçemiz var. Bu millet bahçemiz içerisinde yürüyüş alanlarımız var, bisiklet yollarımız var, evet. Amfiteyatromuz var, millet kıraathanemiz var, kütüphanemiz var. Bunun içerisinde spor alanlarımız var. Basketbol, voleybol, tenis. Ova Çayı geçiyor ortasından. Mesela bunun iki taraflı bir yer. Gençlerin aileleriyle gelip hem piknik yapabilecekleri, hem kütüphaneden yararlanabilecekleri, bisiklet yolundan, yürüyüş parkurundan. Bir de Sky Park diye bir şey var. Bu Kaykay Parkı. Evet. Gençler çok istiyorlar bunu. Oluşturuldu. Planı kamuoyuyla paylaştık. Zaten inşaatı bitmek üzere. O süreçte gençler dediler ki ya başkan bu Sky Park, bu Kaykay Park yok mu, olmayacak mı falan. Bunu da dahil ettirdik. Siz istersiniz de olmaz mı? Bunu da dahil ettirdik. Gençler, yani kaykay, tekerlekli kaykay olan gençler rahatlıkla böyle onlara bir parkur yaptık şimdi. Peki, nasıl bir duygu? Ben şunu merak ediyorum. Evet, 57 bin kişilik bir ilçe ama bu sayı bu hizmetlerle beraber de artacak gibi duruyor. Çünkü Kahraman Kazan rahat bir kent. Yani tabiri caizse kafanızın rahat olduğu bir yer diye düşünüyorum. O yüzden çok insan da oralara gelmek isteyecek ki geliyorlar da. Hizmet ediyor olmanın sizde uyandırdığı hazzı merak ediyorum ben. Yani Allah size bir imkan tanımış durumda aslında şu anda. Tabii. Ve siz de elhamdülillah hizmet ediyorsunuz. Hani herkese de nasip olacak bir şey değil bu. Bu duyguları almak isterim. Yani insanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Evet. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Küçücük de olsa insanlara bir hizmet etmek bizi çok mutlu ediyor. Yani bir insanın işine vesile olabilmek, istihdamına vesile olabilmek. Ne bileyim şimdi geçtiğimiz Kurban Bayramı mesela. Biz Kurban Bayramı'nda şöyle dedik. Ya kurbandır. Tabii işin ibadet boyutu var mutlaka. Bir de sosyal bir boyutu var, psikolojik bir boyutu var kurbanın. Çocukluğumuzda kurban kesmediğimiz kurban bayramları oldu mu? Oldu. Ben bu duyguyu yaşadım. Yani evet. Kurbanımız yoktu bizim. Şimdi kurbanı olmayan aile. Şimdi bu insan da çocuk dünyasında bir psikolojik olarak bir ezikliğe neden oluyor. Evet. Bunu kabul etmek lazım.
Sonuçta mali bir ibadet. Hani mali durumu yoksa bir insan mükellef değildir. Kesmeyebilir belki ama. O mahalle kültüründe komşun kesiyor, işte Ahmet'in babası gibi kesiyor filan. Sizde olmayınca bir burukluk oluyor. Tabii. Biz de dedik ki Kurban Bayramı'nda herkesin evine bir et girsin. Bu koku herkesin evinden yayılsın. O hazı herkes yaşasın. Yaklaşık hani rakam telaffuz etmeyin. Çok ciddi bir miktarda Kahraman Kazan'daki ailelere biz et dağıttık. Çok ciddi bir miktarda. Buradaki amacımız şuydu, yani zaten diğer zamanlarda biz insanlara yardımlarda bulunuyoruz. Hı hı. Ama kurbanda ya bu sevinci hepimiz yaşayalım, bu kurban sevincini hepimiz yaşayalım. Bunun için mesela kıyafet dağıttık bayram öncesinde bütün çocuklara, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza. Hı. Özellikle bizim hanım böyle şeyleri seviyor. Yani öğretmen de olması hasebiyle mesela o yaştaki bütün çocuklara tespit ettiğimiz, bize müracaat, her çocuğa kıyafet hediye ettik. Bayram öncesinde o kıyafet sevincini yaşasınlar diye. Bayramda da yine desteklerimizi sürdürdük. Hem ekonomik anlamda da destek oluyoruz tabii ailelerimize. E şimdi gittiğin zaman, başkanım Allah senden razı olsun dediği zaman siz, işte bütün dünya sizin oluyor. Allah senden razı olsun. Allah'ın senden razı olması duası sizin kazandığınız her şeyden daha önemli. Çünkü yaptığınız işin özü o. Her şey uçacak. Hani eskiden kadılara verirlermiş ya, mahkeme kadıya mülk değildi, Abu Nuas diye. Mahkeme kadıya mülk değil. Bir gün herkes oturduğu koltuktan kalkacak. Biz de kalkacağız. Evet. Geriye ne kalacak? Öğretmenlik yaptığım yıllar bitti. Geriye ne kaldı? Dün bir tane mesela taziyeye gitmiştim. Öğrencimle karşılaştım. Boynuma sarılıverdi orada. Yani ben simasını unutmuşum ama o dakika beni orada görmese, orada bir sarılıverdi. Başkanım sizi burada görmek, hocam dedi sizi burada görmek ne kadar bizim için önemli falan diye ağladı. Ağlama dedim, niye ağlıyorsun? Şimdi konuştuk, giderken dedik ya dedi hocam çok mutlu oldum dedi. Allah razı olsun, acımızı hafiflettiniz dedi. Şimdi bu hissi, bu duyguyu verebilmek bu işin aslında özü. Kesinlikle. Yoksa yani fiziken insanlara bir takım şeyler vermek, ne bileyim ben hani asfaltla uğraşmak, ne bileyim ben çöplerini toplamak. Bunlar bizim mecbur yapmak zorunda olduğumuz işler. Ama bir düğüne gidip bir mutlu gününü paylaşmak, acı gününü paylaşmak, yokluk zamanında ona küçük de olsa yarasına bir merhem olabilmek. Bunlar bizim Hazreti Ömer'de gördüğümüz, bunlar bizim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da gördüğümüz, bunlar bizim gıptayla baktığımız yöneticilerimizde gördüğümüz hasletler. Doğru. Biz kendimize model olarak onları alıyoruz yani ve onlar gibi olmaya çalışıyoruz. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Yoksa inanın bana hani saltanat kavgası bir kuru kavgaymış diyor ya, koskoca cihan padişahı, yoksa bu iş kuru bir koltuk kavgasına indirgenirse çok da zor bir iş yani. Çok da zor bir iş tabii ki. Sorumluluğu da çok fazla. Evet. İmkanı da var ama bu imkan bize büyük bir imtihanı da beraberinde getiriyor. Yoksa sadece bir koltuk meselesi, ünvan meselesi değil. Ünvanların, evet, koltukların Cenab-ı Allah bize şeyini tattırdı. Daha büyük ünvanlar, daha büyük koltuklar peşinde falan da değil. Sadece insanların gönlüne girmek, kapılarını çalmak, gönüllerine misafir olmak, hiç bir şeyleri yokken insanların sizi bir yerde gördüklerinde yanınıza gelip sizi orada kulağınıza gelip sevgi sözcükleri söylemek, takdir etmek sizi. Bunlar bizi mutlu ediyor. Bu işin en önemli mükafatı da zannedersem hani budur. Tabii kesinlikle, bu anlamda vatandaşlarla kurduğumuz gönül bağı anlamında anlatacağım çok şeyler var ama çok vaktinizi de almak istemem. Estağfurullah. Gönül belediyeciliği vurgumuz vardı bizim. 2019 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere tavsiyesi oydu. Yerel yönetimlerde bize bir vizyon çizmişti. Gönül belediyeciliği yapacaksınız. Çünkü AK Parti dönemlerinde, iktidar dönemlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye kazandırdığı o kadar abidevi büyük eserler var ki, çok büyük. Ama büyük eserler yapmak çok önemli, çok kıymetli ülkemiz açısından, insanlarımız açısından. Fakat daha önemli olan bir şeye işaret etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Dedi ki, gönül belediyeciliği yapmanız lazım. Evet. Yani şehri mamur etmek önemli ama insanı mamur etmek daha önemli. Onun için insanların gönlüne gireceksiniz. İşte biz de gece gündüz demeden hep insan üzerine odaklanıyoruz. Eşref-i mahlukatla uğraşıyoruz. Kainatın yaratılmış en şerefli mahlukuyla muhatabız. Dolayısıyla bu bize büyük bir keyif veriyor. Çok mutlu oluyoruz. Gece gündüz yani mesela belediye çalışanlarıma maaşlarına zam verdik Hasan Bey. Ya fotoğrafları duruyor. İnsan duygulanmamak elde değil. Ben bir işçi çocuğuyum. Benim babam işçi idi. Emekli oldu tabii.
hep zam zamanlarını, toplu sözleşme zamanlarını beklerdi böyle heyecanla, evet, bakalım ne verecekler diye. Sonra da emekli oldu, emekli maaşıyla geçiniyor şimdi. Toplu sözleşme zamanı geldi belediye çalışanlarımızla ilgili. Belediye çalışanlarımızın da şeyi vardı ya, işte başkanım ben aynı işi yapıyorum 2 lira alıyorum. Öteki arkadaşım aynı işi yapıyor 4 lira alıyor. Serde de biraz sendikacılık var ya, biz bir müddet, evet, sendikacılık yaptık 7 sene kadar. Dedim ki eşit işe eşit ücret verelim. Çok maaş alana az zam verelim, az maaş alana çok zam verelim. Böyle bir denge kurduk. Ve gerçekten 2 lira alan arkadaşlarımızın maaşını işte 3,5 liraya çıkardık. Denge tutturmaya dengeyi çalıştık. Çok maaş alanlara az zam verdik. Dengeyi tutturmak için. Akşam eve geldik, sözleşmeyi imzaladık, duyurduk herkese. İnsanlar tabii çok mutlu oldular. Tencerenin fotoğrafını çekmiş arkadaşım bir tanesi mesela. Eşiyle birlikte bir fotoğraf almış, yanlarında çok çocukları. Bu tencere sizin sayenizde kaynıyor diye fotoğraf atmış gecenin. Ya gerçekten duygulandım ve ağladım da. Çünkü ben de dedim ya, hani bir işçi çocuğuyum. Hep o dönemlerde babamın alacağı zam, işte bizim evimizde bir şey olurdu. İşte %30, %40, %50 zam aldım mı? Evet. Dolayısıyla siz de şimdi aynı şekilde, benim 600-700'e yakın çalışanım var. Şimdi bu kadar insanı ilgilendiren bir zam kararı alıyorsunuz. O insanlar mutlu oluyorlar. Tabii. Çocuğu mutlu oluyor, hanımı mutlu oluyor, anne baba mutlu oluyor. Mutluluk yayılıyor. Buyurun işte şimdi niye bu işi yapıyorsunuz? Bundan dolayı yapıyorum. Şimdi bir öğretmen bunu yapabilir mi? Yani bir öğretmen 700 tane insanın işte zamına karar verip onlara bir alan açıp ekonomik anlamda bir rahatlama sağlayabilir mi? Hayır. Ama siz bunu sağlıyorsunuz. Evet. İşte son bir sene içerisinde 18 bin koli ailelerimize ulaştırılmış. Vermişiz. Diğer desteklerimizi saymıyorum. Hala devam eden desteklerimizi saymıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Çok mutlu ediyor hem de. Şimdi gezici sınıflar oluşturuyoruz. Çocuklara sınıf imkanı. Beni mutlu ediyor. Evet. Allah hizmetlerinizi daim eylesin. Allah razı olsun. Vakit olarak maalesef biraz daraldık. Bizim için çok özeldi. Hani ben kendi adıma söyleyeyim. Ufkumun açıldığını söyleyebilirim. Belki şimdi Kahraman Kazan'dan da bizi izleyenler olacaktır. Onlar da işin içerisinde oldukları için nasıl bir yapıda yürüdüğünü belki fark etmeyebiliyor insanlar. Yani çünkü doğallığı içerisinde yürüyor. Başlangıçla bulundukları yer arasındaki farkı göremeyebiliyoruz. Hem onu bir hatırlatmış olduk bence bu programda. Hem de bizi izleyen diğer belediyelere bir örneklik teşkil etmiştir diye düşünüyorum ama onun öncesinde de insan olarak bir öğretmenin başarısını da görüyorum ben aslında sizde. Eyvallah. Bu açıdan da tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah hizmetlerinizi daim eylesin. Amin. İnşallah başka yine böyle güzel platformlarda tekrar birlikte oluruz. İnşallah. İstiyorum. Şimdi Ahmet Yesevi'nin sözlerini yazdığı bir şiir var. 18 bin aileme server olan Muhammed diye. Şimdi siyasetten de bahsettik ya. Bu şiirin içerisinde, birazdan seslendireceğim inşallah, şöyle bir söz var. Allah'ın sevgilisi ibadetli Muhammed, tesbih ile gönülden riyazetli Muhammed, şeytana şeytanlara siyasetli Muhammed, Yüce Hakk'ın yolunda hakikatli Muhammed demiş Ahmet Yesevi. Şeytana? Şeytana şeytanlara siyasetli Muhammed demiş. Bundan 800 sene öncesinde. Bunu dillendirerek bitirmek istiyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben çok Allah teşekkür olsun. Ederim. Allah razı olsun. Yani çok farklı bir sohbet oldu benim için. Eyvallah. De. Teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde tüm Kazan halkına da selamlarımızı iletiyoruz. Eyvallah. Aleyküm selam. On sekiz bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba serdar olan Muhammed, yokluğa yoksulluğa kanaat eden Muhammed, asi olan ümmete şefaat eden Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed, as-salatu vesselam. Ya Muhammed, Muhammed, as-salatu vesselam. Ya Muhammed, Muhammed, as-salatu vesselam. Ya Muhammed, Muhammed, as-salatu vesselam.
seher vakti uyumaz tilavetli Muhammed. Garibine yetime mürüvveti Muhammed. Yoldan çıkmış olana hidayeti Muhammed. Darda kalan ruhlara kifayeti Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed, as-salatu vesselam. 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 Allah'ın sevgilisi, ibadetli Muhammed. Tesbih ile gönülden riyazetli Muhammed. Şeytana, şeytanlara siyasetli Muhammed. Yüce Hakk'ın yolunda hakikati Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed, as-salatu vesselam. Ya Muhammed, Muhammed, as-salatu vesselam. Ya Muhammed, Muhammed, as-salatu vesselam. Ya Muhammed, Muhammed, as-salatu vesselam.